İyi akşamlar. Gençler, sesimi alabiliyor musunuz? Sesim geliyor mu ve görüntü iyi mi? Önce onu bir kontrol edelim. Sesimi alabiliyor musunuz ve görüntü iyi mi? Donma kasma var mı? Önce bunu kontrol edelim. Ondan sonra derse geçeceğim. Muvaffak, teşekkürler. Merhabalar. Merhaba. Evet, kayıt olacak. Aynen, kayıt olacak. Teşekkürler, çok sağ olun. Peki, gençler birazdan başlarız. Şöyle bir 2 dakikaya falan başlayacağız. Aleyküm selam, iyi akşamlar. Eğer sesimi iyi alıyorsanız problem yok gençler. Sesim geliyorsa net gelmesi gerekiyor şu an. Borazan sesimle ancak bu kadar gelir. Evet, hadi bir toplanalım birazdan. Bir 2 dakikaya başlayacağız gençler. İnkılap tarihi tekrar yapacağım size. 1 saat falan sürer herhalde. Yayın kaydolacak. Kaydedeceğim tabii ki. Aleyküm selam. Merhabalar. Herkese iyi akşamlar. Estağfurullah. Tuğba sen çık yayınımdan. Çık. Uzak dur. Girme benim yayınıma artık. Kaç saat sürer? 1 saat sürer. Yorulduğumda bırakırım artık. 1 saat falan sürer herhalde. Peki başlayacağız birazdan. Estağfurullah Musa'cığım, canım benim. Havin merhabalar. Hocam diyor maç var. Yapacak bir şey yok. Biz de burada maç yapıyoruz. Bir şey diyor muyuz burada? İyi akşamlar, teşekkürler. Çok şükür iyidir arkadaşlar. Vallahi uğraşıyoruz. Öyle iş güç koşturmaca. Aynen yapacağım. Ben yani bugün bir başlayayım da. Çünkü her sene klasik olarak biliyorsunuz arkadaşlar. Sınavlardan önce, KPSS sınavından önce. Bir hafta veya 2 hafta kala. Genelde bu tarz şeyler yapıyoruz. Vakit ancak bu kadar kalabiliyor. Çünkü dönem içinde çok yoğun derse giriyorum. Çok yoğun çalışıyorum. Ancak işte Temmuz'un ilk haftası ve ikinci haftası. Biraz daha rahat oluyorum. O yüzden ancak bu şekilde yetişti. Genel tekrar yapacağım. Evet. Açıklamamı yapmıştım gerçi. İnkılap tarihi. Afiyet olsun. Aynen öyle. Duygucuğum. Teşekkürler. Merhabalar. Hocam arada sesiniz kalın çıkıyor. Normalde de kalın. Vatandaşlığı da yapacağım. Genel tarihi de yapacağım. Halledeceğiz. Bu arada bir şey diyeceğim. Dersi anlatmaya başladığım gibi arkadaşlar yorumları kapatacağım. Çünkü bu kasmaya neden olacaktır. O yüzden yorumları kapatacağım. Kaydolacak zaten. Daha sonrasında izlersiniz de. Vatandaşlık da yapacağım. Genel tarihte yapacağım. Çağdaş da yapacağım. Rahat ol. Problem yok. Tamam mı? Hadi bakalım. Hidayet. Maç varsa maça git. Beni izliyorsan benle kal. Ya ben ya maç. Tercihini yap. Yakup'cum teşekkür ederim. Peki hadi bakalım. Hadi başlayalım. İyi akşamlar. Ve dersime giren, dersime girmeyen, uzaktan eğitim alan, almayan, ilk defa benimle tanışanlar. Herkese iyi akşamlar diliyorum ve birazdan başlıyorum. Yok be, sesim aynı ses. Arada diyaframdan çıkartabilirim, o sıkıntı değil. Evet. Peki. Hadi bakalım. Musa'cığım Kızıltepe'de yapamadık. Maalesef salon bulamadık. Bulduğumuz salonlarda ise klima yok. Bazılarında trafo patlamış. Bazılarında efendim başka bir şey. Yani Kızıltepe'de maalesef kaldı ya kardeşim. Vallahi yapsam çok sevinirdim ama maalesef. Alaaddin'cim merhabalar canım benim. Hangi dersten başlayacağım? 1 milyon defa söyledim. İnkılap tarihi. Hadi başlıyorum. Hadi konuşuruz daha sonra. Kaç kişi şu an? 1500. Peki. Yeter. Allah bereket versin. Yorumları nasıl kapatıyorduk buradan? Ha şuradaymış. Tamamdır. Kapandı. Evet. Şimdi sizden tek bir şey isteyeceğim. Hiçbir şeyle uğraşmıyorsunuz.
Pür dikkat, burayı dinliyorsun. Elinde kağıt kalem varsa, benden ilk defa bir şey duyacaksan eğer, onları mutlaka not alıyorsun ve beni dinliyorsun sadece. Yoğun olacak, hızlı gideceğim ama malum genel tekrar dediğim bu olur. Bir saat anlatacağım. Tabii inkılabın tamamını bir saatte anlatamam. Nereye kadar gidersem artık orada bırakacağım. Daha sonra yarın olur, yarın olmaz. Yine devam edeceğiz. Yani yapacağım. Sınava kadar böyle devam edeceğiz. Bunlar hepsi kaydolacak. Bak 10 milyon defa söyledim. 10 milyon defa cevap veriyorum. Kaydolacak. Daha sonra bir daha izleyeceksin. Genel tarihte yapacağım. Çağdaşta yapacağım. Anayasada yapacağım. Hatta güncel bilgiler de yapacağız. Tamam? Okey. Kalp atmayın bu arada. Kalp atanlara teşekkür ederim. Ama atmayın. Çünkü yayın donuyor. Geçen sene de buna benzer sıkıntılar yaşıyordum. Teşekkür ederim. Ama kalp attığınız zaman hocam yayın donar. O yüzden verimli olmaz. Bir şey yapmanızı istemiyorum. Sadece yaslan arkana, beni dinle. İlk defa duyduğun şeyler varsa bunları not al. Çünkü onlar sınavda senin işine yarayacaktır. Tamam? Geçen sene bunlara benzer yayınlar yaptık. Faydası görüldü. Bu sene de inşallah olacaktır. Evet, hadi başlıyorum. Gençler, inkılap tarihinin ilk konusu bildiğiniz gibi Trablusgarp Savaşı ile başlıyoruz biz genelde. Ders alanlar bilirler. Arkadaşlar, Trablusgarp bugün günümüzün Libya'sı biliyorsunuz. İtalya'nın 1911 tarihinde buraya saldırması var. Peki niye saldırmıştır? Libya'nın, yani Trablusgarp'ın zengin ham madde yataklarına sahip olması, bölgenin İtalya'ya yakın olması, Osmanlı Devleti'nin burayı savunacak güçte olmamasından dolayı 1911 tarihinde İtalya burayı işgal etmiştir. Tabi Osmanlı Devleti'nin acilen yardıma gitmesi gerekiyor. İki yol var. Ya karadan ya denizden gidecektir. Fakat karadan yardım gönderemiyoruz maalesef. Bunun temel sebebi şu arkadaşlar. Mısır'dan ordumuz geçecek ama Mısır'ı elinde tutan İngiltere buna müsaade etmedi. O yüzden karadan giremiyoruz. Denizden gideceğiz ama denizden de gidemiyoruz. Donanmalarımızın çürümeye terk edilmesinden dolayı maalesef denizden de yardım gönderemiyorum. Ne karadan ne denizden hiçbir şekilde yardım gönderemediğim için buraya gönüllü subaylar göndereceğiz. Peki gönüllü subaylar kim? En önemlisi Mustafa Kemal, Enver Paşa gibi isimler. Peki Mustafa Kemal buraya giderken Mustafa Kemal adıyla gitmeyecek zaten. Gazeteci Şerif lakabıyla bölgeye gidecek. Enver Paşa var. O da marangoz veya bazı kaynaklar kuyumcu Hamdi, tüccar Hamdi gibi bazı isimlerle buraya gidecekler. Mustafa Kemal Derne ve Tobruk'ta, Enver Paşa ise Bingazi'de mükemmel bir savunma örneği göstermişler ve İtalya kıyı şeridinden içeri giremediği için Osmanlı'yı barışa zorlamak amacıyla 12 adaları işgal edecektir. İstanbul ve Çanakkale boğazlarını abluka altına alacaktır. Hatta Beyrut limanını da abluka altına alacaktır. Bu yüzden Osmanlı Devleti zor durumda kaldı. Aslında direnme ihtimalimiz vardı ama aynı anda 4 tane Balkan devleti de saldırınca mecburen teslim olmak zorunda kaldık. Ve İsviçre'nin Uşi kentinde arkadaşlar Uşi Anlaşması yapıldı. Buna göre maalesef arkadaşlar Trablusgarp'ı İtalya'ya vereceğiz ve Kuzey Afrika'daki son toprak kaybımız neresi olacak? Trablusgarp olacak. Peki biz daha önce Kuzey Afrika'da toprak kaybettik mi? Tabii ki. Tunus, Mısır, Fas, Cezayir. Bunlar içerisinde ilk kaybettiğimiz Cezayir, son kaybettiğimiz yer ise Trablusgarp olacaktır. Mustafa Kemal burada savaşmıştır, unutmayın. Gazeteci Şerif ve binbaşı rütbesiyle mücadele etti. Detay bir bilgi, Mustafa Kemal burada arkadaşlar gözünden yaralanmıştır. Çünkü İtalya ordusu arkadaşlar hava saldırısı yapmış ve hava saldırılarından atılan bir parça Mustafa Kemal'in gözüne denk geliyor ve onun bir gözü arkadaşlar maalesef bir yara alacaktır. Zaten fotoğraflara dikkat ederseniz bir gözünde bir kayma olduğunu göreceksiniz. Onun temel sebebi Trablusgarp Savaşı'nda İtalyanların kullandığı uçaklardan arkadaşlar bir parça atılmıştır. Tabii biz burayı kaybedeceğiz ama halkı dini açıdan bize bağlı kalacak. Bu da halifeliğin siyasi gücünü kullandığımızı göstermekte. 12 adaları da geçici olarak İtalya'ya vereceğiz. Ve biz burayı terk ettikten sonra arkadaşlar Ömer Muhtar diye bir adam var. Nasıl ki bizde Mustafa Kemal varsa onlarda da direnişi başlatan kişi Ömer Muhtar'dır. Uzun yıllar burada Trablusgarp'ta mücadele edecektir. Dediğimiz gibi Trablusgarp devam ederken aynı anda Balkan savaşları başlamıştı. Yunanistan, Sırbistan, Bulgaristan ve Karadağ. Osmanlı'yı tamamen Balkanlardan atmak ve Rusya'nın da kışkırtmasıyla Osmanlı'ya saldıracaklar. Bunlar arasında ilk saldıran Karadağ olacaktır. En küçüğü oydu çünkü. O saldıracak ve o saldırdığında kazanacaktır. Tabi bu diğer Balkan devletlerine cesaret verecek ve aynı anda Sırbistan, Bulgaristan ve Yunanistan, onlar da saldırıya geçecekler ve maalesef Osmanlı'yı çok zor durumda bırakacaklar. Aslında Osmanlı Devleti kazanabilirdi. Fakat donanmamızın zaten olmaması, askerlerimizin terhis edilmesi ve özellikle de orduda
siyaset olmasından dolayı. Peki nedir orduda siyaset? Askerler arasında sen ittihatçısın, sen hürriyet ittilafçısın. Yani günümüze uyarlarsak işte sen AKP'lisin, sen CHP'lisin mantığından dolayı orduda siyaset oldu. Ve biz bu yüzden 1. Balkan Savaşı'nı yavaş yavaş kaybetmeye başlayacağız. Tabii o dönemlerde iktidarda olan parti Hürriyet ve İtilaf Fırkasıdır. Savaşın yenilgisinin sebebi olarak Hürriyet ve İtilafı gören İttihat ve Terakki yani muhalefet bir baskın yaparak yönetimi ele geçirdi. Tarihimizde bu baskını arkadaşlar Baba Ali baskını diyeceğiz ve ilk defa muhalefet orduyla beraber yönetime el koyacak ve iktidarı indirecektir. Kendi adamları olan Mahmut Şevket Paşa'yı getirecekler. Fakat bu Baba Ali baskını maalesef değişen bir şey olmayacak. Toprak kaybı artmaya devam edecek ve biz kaybedeceğimizi anladığımız için Londra Anlaşması yapacağız. Gençler Londra Anlaşması'yla baş harflerinden badem diye kodlayın. Badem, kaybettik. B. Batı Trakya. A. Arnavutluk. D. Doğu Trakya. E. Ege Adaları ve Makedonya. Hocam bunlar arasında Arnavutluk bağımsızlığını ilan eden bir devlettir. Yani biz bu kadar olayla uğraşırken Arnavutluk Osmanlı'dan ayrıldı. Bu Osmanlı Devleti'nden ayrılan son devlet Arnavutluk olacaktır. Şimdi diyeceksin ki hocam hiç iyi bir şey yok mu? Olumlu giden bir şey yok mu? Var tabii ki. Hamidiye kahramanı olarak anlatacağımız biri var. 1. Balkan Savaşı'nda Rauf Orbay. Gençler Rauf Orbay, evet 1. Balkan Savaşı'nda çaba gösterdi, mücadele etti. Tabii bu savaşın gidişatını maalesef etkileyemedi. 1. Balkan Savaşı'nda en çok toprak kazanan devlet Bulgaristan olduğu için diğer devletler yanlarına Romanya'yı da alacaklar ve Bulgaristan'a saldıracaklar. 2. Balkan Savaşı çıkmış olacak. Tabii 2. Balkan Savaşı'nın bizimle bir alakası yok. Onlar kendi aralarında savaşacaklar. Hazır bu fırsat diyen bir kişi var. Enver Paşa. Gençler o dönem iktidara İttihat Terakki gelmişti ya. Enver Paşa diyor ki ulan diyor bunlar birbirlerini yerken ben gideyim şu Doğu Trakya'yı kurtarayım bari. Özellikle de Edirne'yi kurtarmasından dolayı kendisine Edirne Fatihi unvanı vereceğiz. Unutmayın 1. Balkan Savaşı'nda Rauf Orbay Hamidiye kahramanı, 2. Balkan Savaşı'nda ise Edirne Fatihi Enver Paşa olacaktır. Tabii biz bu fırsattan Doğu Trakya'yı geri kurtaracağız ve Balkan Savaşları bitmiş olacak. Kendi aralarında Bükreş Anlaşması yapıyorlar. Bizi ilgilendirmiyor. Ama ben Yunanistan ve Bulgaristan'la arkadaşlar anlaşmalar yapacağım. Yunanistan'la Atina, Bulgaristan ile İstanbul Anlaşması'yla sınırımız artık günümüzde olan Meriç Nehri olarak belirlendi. Ve Sırbistan'la da yine İstanbul Anlaşması yapacağız. Unutmayın, sınırımız olmadığı halde anlaşma yaptığımız devlet hangisi derse Sırbistan. Bakın sınırımız yok ama anlaşma var. Bir de olmayıp iki de olan var mı? Evet. Kimmiş bu? Romanya. İlk saldıran hangisiydi? Karadağ'dı arkadaşlar. Tabii çok fazla öksüz, yetim kalan çocuklar oldu. 1. Balkan Savaşı'nda arkadaşlar ve 2. Balkan Savaşı'nda. Geç bir de daha fazla var. Yetim kalan çocuklar için padişahımız 5. Mehmet ne yaptı arkadaşlar? Darül Eytam adında bir yetim okulu açtı. Eytam, yetim. Darül Eytam'ı açacak. 5. Mehmet Reşat. Balkan Savaşları da böyleydi. İnkılap tarihinin aslında en önemli kısmı 1. Dünya Savaşı. 1914-1918'de toplam 4 sene süren bir savaş var. Tabi savaşın genel nedenleri var, özel nedenleri var gibi gibi. Fakat savaşı başlatan bahane Avusturya-Macaristan veliahtı Ferdinand'ın bir Sırplı tarafından öldürülmesi. Bu olay savaşı başlatan bahane oldu ve savaş başladı. Biliyorsun zaten itinaf, ittifak bunlar zaten bilirsin. Osmanlı savaşa girmeyi istemiyordu aslında. Çünkü bu kadar büyük devlet arasında ezilme ihtimali vardı. Ama bir yandan savaşa katılmayı da çok istiyor arkadaşlar. Tabii biz daha önce ne yapmıştık? Kapitülasyonları kaldırdık, boğazları kapattık, tarafsızlığımızı ilan ettik. Ama savaşa girerek en azından son dönemlerde kaybettiğimiz şu toprakları geri almak isteyeceğiz. Ve Osmanlı Devleti arkadaşlar Almanya'dan gelen Goben ve Breslav adlı iki geminin Yavuz ve Midilli adını alarak Ruslara ait limanlarını bombalaması Osmanlı'nın savaşa girmesini sağlamıştır. Osmanlı savaşa girince arkadaşlar biliyorsunuz ki savaş geniş bir alana yayılacak ve birçok cephede savaşacağız. İlk cephemiz Kafkasya cephesi. Temel amacımız daha önce kaybettiğimiz Elveyi Selase, Kars, Ardahan ve Batum geri kazanmak. Azerbaycan'daki petrolleri ele geçirmek ve Orta Doğu'daki Türklerle bağlantı, Orta Asya'daki Türklerle bağlantı kurarak Turancılığı gerçekleştirmek isteyeceğiz.
Rakip burada arkadaşlar, düşman Rusya'dır. Fakat maalesef Enver Paşa'nın yaptığı stratejik hatalardan dolayı Kafkasya cephesinde birçok askerimiz donarak hayatını kaybedecektir. Ruslar Doğu Anadolu'yu işgal edecek ve Ermeniler için tehcir, yani göç kanunu çıkarılacaktır. Olaylar sırasında Mustafa Kemal nerede? Çanakkale'de. Hocam, bizim burayı kaybettiğimizi görünce hemen Çanakkale'den gelecek ve Muş ve Bitlis'i kurtaracaktır. Bu yüzden Osmanlı hükümeti kendisine altın kılıç madalyası verdi Kafkasya cephesinde. Her şey aleyhimize giderken işimize yarayan bir şey oldu arkadaşlar. Rusya'da bir ihtilal gerçekleşti. Bolşevik ihtilali bilirsin. Rusya buradan çekildi Brest-Litovsk anlaşmasıyla ve işgal ettiği tüm Doğu Anadolu topraklarını bize geri iade etti. Hatta almak istediğimiz Kars, Ardahan, Batum vardı ya, onları da verdi. O yüzden ben Kafkasya için ne diyorum arkadaşlar? Kaybettiğim halde toprak kazandığım tek cephe var, o da Kafkasya'dır. İkinci saldırı cephemiz Kanal cephesi. İngilizlerin bağlantısını kesmek ve Mısır geri kazanmak üzere bunun için Cemal Paşa saldırdı. Maalesef başarısız olacaktır arkadaşlar. Kanal cephesi de hezimette sonuçlandı. İngilizler kanalı geçerek Suriye Filistin'e kadar geldiler. Bu yüzden kanalın devamı cephe Suriye Filistin cephesi. Peki Mustafa Kemal var mı Suriye Filistin'de? Var. En son neredeydi? Kafkasya'da. Bak unutma, Çanakkale'den Kafkasya'ya gitti, sonra Suriye Filistin'e inecektir. Burada Yıldırım orduları grup komutanı olarak mücadele etmiş fakat orada da başarısız olacağız. En önemli cephemiz tabii hepinizin bildiği gibi Çanakkale cephesi. Rusya'ya yardım etmek için arkadaşlar İngilizler ve Fransızlar dünyanın en büyük gemileriyle taarruza geçecekler. Ama Nusret mayın gemisinin döşediği mayınlar sayesinde, yine Seyit Onbaşı'nın gayretleri sayesinde İngilizler boğazlardan geçemediler. Bunu sınavda sormuşlar. Seyit Onbaşı'nın devirdiği gemi, o top güllesiyle fırlatıyor ya. Hocam geminin adı Ocean, okyanus anlamına gelen Ocean gemisi, İngiliz kraliyet gemisidir. Ve Seyit Onbaşı bu gemiyi batırarak İngilizlerin denizden geçmesine müsaade etmedi. Şansını bu sefer karadan yana kullanacaklar ve Gelibolu Yarımadası'na asker çıkartacaklar. Arıburnu, Conkbayırı, Anafartalar, Kireçtepe gibi çok önemli yerlerde büyük mücadeleler yaşandı. Toplam 500.000 insan hayatını kaybetti. 250 bin tanesi bizden, 250 bin tanesi ise karşı taraftan olmak üzere 500.000 insan maalesef bu savaşta hayatını kaybetti. Sadece Mustafa Kemal değil, Kazım Karabekir, Alçıtepe kahramanı, Cevat Çobanlı, 18 Mart kahramanı, Limon Van Sanders gibi Alman komutanlar da burada mücadele etmiştir. Tabi Mustafa Kemal'in tarihe geçen sözü, ben savaşmayı değil ölmeyi emrediyorum diyor. Bunu nerede söylüyor? Conkbayırı'nda söylemiştir. Yine baktığımız zaman biz bu savaşı kazandıktan sonra Bulgaristan savaşa girmiş ve Almanya ile bir kara bağlantısı oluşmuştur. Savaşın diğer adlarını unutmayın. Centilmenler Savaşı, Dardanel Savaşı, Yedek Subaylar Savaşı, Aydınlar Savaşı, Kemal Yeri gibi çok önemli isimler de Çanakkale için söylendi. Hocam Çanakkale Savaşı bizim bu dönemlerde kazandığımız tek cephedir. Rusya'ya yardım gitmediği için Rusya'da ihtilal çıkacak zaten. Peki sizce bu savaşın süresini uzattı mı kısalttı mı? 2 yıl savaşın süresi uzayacaktır. Bir diğer cephemiz arkadaşlar Irak cephesi. Çanakkale ile alakalı şu bilgiyi de vereyim. Mustafa Kemal Çanakkale için biz bir Darül Fünun gömdük demiştir. Darül Fünun gömdük. Yani kendini yetiştiren aydın insanlar gömdük demiştir. Yani ne demek bu? Biz savaşta çok fazla aydın insan kaybettik. Zaten biz bunun sıkıntısını milli mücadelede yaşayacağız. Yine hamdolsun İstanbul'u kurtardık demiştir Mustafa Kemal. Irak cephesi. İngilizler bu sefer kara yoluyla Ruslara yardım göndermek isteyecekler ve Musul Kerkük petrollerini de ele geçirmek isteyecekler ve Irak cephesini açacaklar. Biz burada maalesef yine kaybedeceğiz. Sadece bir bölge var unutmayın. Kutul Amare bölgesi. Gençler, Kutul Amare bölgesinde Halil Kutpaşa 20 bin İngiliz askerini ve İngiliz General Townsend'ı esir almıştır. Bu yüzden kendisine biz ne diyoruz? Halil Kutpaşa'ya Kutul Amare Fatihi diyeceğiz. Ve son olarak cephemiz Hicaz-Yemen cephesi. İngilizlerle yapılan bu savaşta arkadaşlar maalesef Hicaz-Yemen'de büyük kayıplar yaşayacağız. Arapların ihanetiyle karşılaşacağız ve ümmetçilik fikir akımının işe yaramadığını burada göreceğiz. Tabi burada Medine müdafası çok önemli biri.
Hicaz Yemen cephesinde Medine müdafisi, Türk kaplanı, çöl aslanı gibi lakaplarıyla bilinen komutanımız Fahrettin Paşa'dır. Unutmayacaksınız. Cepheler arasında en çok toprak kaybettiğim ve en son kapanan cephe Suriye-Filistin'dir. İlk açılan Kafkasya'dır. Kazandığım tek cephe Çanakkale. Kaybettiğim halde toprak kazandığım cephe derse yine Kafkasya cephesi diyeceğiz. Tabi 1. Dünya Savaşı'nda gizli anlaşmalar da yapıldı biliyorsunuz. Sykes-Picot, McMahon, efendime söyleyeyim Saint-Germain-Maurienne anlaşması, Petrograd anlaşması, Boğazlar anlaşması, gizli anlaşmaları hocam dünyaya duyuran devlet Sovyet Rusya olmuştur. Sarı Kitap adıyla gizli anlaşmaları dünyaya duyuracaktır. Amerika savaşa girmemişti biliyorsunuz. İki tarafa da silah satıyordu ama Almanya çok büyük bir hata yaptı. Amerika'ya ait bir gemiyi batırdı ve bu Amerika'nın savaşa gireceği anlamına gelmekte. Amerika savaşa girerse savaşın süresi kısalacaktır. Uzatan kimdir derse Osmanlı diyeceksiniz. İmparatorluklar yıkılacak. Efendime söyleyeyim ulus devletleri kurulacak. Yine baktığımız zaman Yugoslavya, Çekoslovakya gibi devletler kurulacak. Faşizm, Nazizm gibi akımlar ortaya çıkacak. Savaştan ilk çekilenin Japonya olduğunu, en son katılan Yunanistan, taraf değiştiren İtalya, savaşın süresini uzatan Osmanlı, yine baktığımız zaman kısaltan devlet Amerika, en zararlı çıkan devletin Almanya olduğunu sakın ama sakın unutmayın. Savaşlar bittikten sonra biliyorsunuz önce ateşkes anlaşmaları, sonra barış anlaşmaları yapılacaktır. Bizimle yaptıkları barış anlaşmasına ateşkes anlaşması Mondros ateşkes anlaşması. Biliyorsunuz Mondros Agamemnon gemisinde imzalandı. Bu anlaşmayı bizim adımıza imzalayan kişi o dönemin Bahriye Nazırı olan Rauf Orbay'dır. Bakın Rauf Orbay demez. Hüseyin Rauf Bey der. O zaman dikkat aynı kişi Hüseyin Rauf, Rauf Orbay zaten. İngilizler adına da arkadaşlar kartop gelmiş ve Mondros'u imzalayacağız. Gençler Mondros'un tabi çok maddesi var ama en önemli iki maddesini biliyorsunuz ki 7 ve 24. 7. madde itinafların güvenliğini tehdit eden herhangi bir yerin işgal edileceğini, 24. madde ise doğuda bir problem çıkması durumunda 6 ilin işgal edilip Ermeni devletinin kurulacağını bize söyler. Peki bu 6 il hangisi? Bitlis, Erzurum, Sivas, Diyarbakır, Elazığ, Van. Sen kodluyorsun, Beste Van diye kodluyorsun, doğrudur. Ermeni devletinin kurulacağını bize göstermekte. Hocam bu anlaşma Osmanlı Devleti'ni fiilen bitiren bir anlaşmadır. Mondros Ateşkes Anlaşması. Peki bu anlaşmadan sonra ilk işgal edilen yer neresi olacaktır? Tabii ki ilk işgal edilen yer Musul toprakları olacaktır. Ama Anadolu'da ilk işgal edilen yer neresi derse Hatay Dört Yol diyeceksiniz. Kara Mehmet Çavuş orada ilk defa kurşun atmıştır. Tabii Mondros Ateşkes Anlaşması'nda hocam padişahımız Vahdettin olacaktır. Yani Mondros ve sonrası padişah Vahdettin olacaktır. Peki ateşkesler yapıldı. Sıra barış anlaşmalarına geleceğiz. Yenilen devletlerle barış şartlarını görüşmek için hangi konferans toplandı? Paris Barış Konferansı. Burada Almanya ile Versailles, Avusturya ile Saint-Germain, Macaristan ile Trianon, Bulgaristan ile Nuit anlaşması yapıldı. Peki dikkat ettiniz mi? Osmanlı Devleti ile bir anlaşma yapılmadı. Çünkü Osmanlı topraklarını paylaşma konusunda sıkıntı yaşıyorlar. O yüzden Osmanlı ile yapılacak bir anlaşma sonraya bırakılacaktır. Peki bu anlaşmazlık nedir biliyor musunuz? İzmir. İzmir gizli anlaşmalarda normalde İtalya'ya verilmiş. Hatta İtalya bu yüzden taraf değiştirmişti. Ama Paris Barış Konferansı'nda İzmir'i kime verdiler? Yunanistan'a. Yunanistan'a verilince İtalya ne yaptı hocam? İtalya konferansı terk etti. Bu onlar arasındaki ilk görüş ayrılığıdır. Hatta dünya barışı için bir teşkilat kurulmalı diyorlar. Bu teşkilat hangisi olacak ilerleyen zamanlarda? Daha sonra kuruldu hatta Milletler Cemiyeti. Gençler burada kuruldu. Kurulma kararını zaten Wilson söylemişti ama Milletler Cemiyeti gençler Paris Barış Konferansı'na kuruldu. İzmir'i kime verdiler? Yunanistan'a verdi. Peki Yunanistan ne yaptı? 15 Mayıs 1919 tarihinde İzmir'i ilhak etmek üzere işgal etti. Peki ilhak ne demektir? Topraklara katmak ve bir daha asla geri vermeyecektir. Yunan kuvvetleri İzmir'i işgal ettiklerinde ilk kurşun atan kişi Hasan Tahsin'dir. Gerçek adı Osman Nevres, hangi gazete yazarıydı? Hukuki Beşer gazetesi yazarıydı. Maalesef Hasan Tahsin orada şehit düşmüştü. Yine baktığımız zaman yaşasın Venizelos demediği için
Burada arkadaşlar Süleyman Fethi. Bu da kendisi de arkadaşlar şehit olacaktır. Peki halk ne yapacak? Halk İzmir Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'ni kuracak. Reddi İlhak Cemiyeti'ni kuracaklar. Maşatlık, Sultanahmet, Havza mitingi yapacaklar. Yani bunlar tabii ki bir işe yarıyor mu derseniz yaramıyor. Maalesef İzmir 15 Mayıs 1919'da işgal edildi. Tarihe dikkat ettin mi? 15 Mayıs 1919. 15 Mayıs. 4 gün sonra yani 19 Mayıs'ta Mustafa Kemal nereye gidecek? Samsun'a. Ha demek ki Mustafa Kemal Samsun'a giderken aslında İzmir işgal edilmiş. Eş zamanlı yani böyle bir olay yaşandı. Unutmayın, işgallere karşı Türk halkının ilk tepkisi nedir derse cemiyet kuracağız. Bakın bunu bugüne kadar sormadı. Emin olun sınavda sorsa işgallere karşı Türk halkının ilk tepkisi nedir? Herkes şunu yapacaktır. Silahlı örgütler kuracağız, Kuvayi Milliye'yi kuracağız, savaşacağız. Hayır. Oturup bir düşünmemiz gerekiyor. O yüzden cemiyet kuracağız. Yararlı cemiyetlerimiz var, zararlı cemiyetimiz var. Yararlılar hangisi? Kars İslam, Trakya Paşaeli, Kilikyalılar, İzmir Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti, Milli Kongre Cemiyeti, Anadolu Kadınları Cemiyeti, Trabzon Muhafaza-i Hukuk Cemiyeti, Mimmim Grubu, işte Gizli Karakol gibi birçok cemiyet var. Doğu Anadolu Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti ki en önemlisi. Bunlar içerisinde Milli Kongre'ye dikkat edelim arkadaşlar. İşgalleri halka protestolarla, basın yayın yoluyla duyurmayı önermiştir. Doktor Esat Işık, Milli Kongre Cemiyeti'nin bir üyesidir ve ilk defa Kuvayi Milliye terimini kullanmıştır. Doktor Esat Işık. Gençler bu soru da gelebilir. Yararlı cemiyetlerin tek bir tane olumsuz yanı vardır. Nedir o? Bölgesel olmaları. Biri diyor ki İzmir'i kurtaralım. Biri diyor ki işte Çukurova bölgesini kurtaralım. Biri diyor ki Trabzon'u kurtaralım. Doğu'yu kurtaralım. Kimse çıkıp şunu söylemiyor. Ulan ülkeyi kurtaralım diyen yok. Herkes kendi bölgesini kurtarmak istediği için, yani bölgesel bir amaç güttükleri için arkadaşlar zararı budur. Peki zararlı cemiyetlerimiz var mı? Tabii ki. Bizden olan yani Türklerin kurduğu zararlı cemiyetler var. Wilson ilkeleri, İngiliz muhipleri, Sulh ve Selameti Osmani, Kürt Teali, Hürriyet İtilaf, İslam Teali gibi Türk olup kurtuluşu hocam başkasında arayan zararlı cemiyetler var. Bir de azınlıklar var tabii. Rumlar. Baktığımız zaman yine Suriyeliler demeyin sakın. Rumlar, Ermeniler. Yine baktığımız zaman Yahudiler. Rumların kurduğu cemiyetler hangileriydi? Etnik Eteria, Mavri Mira, Kordos değil mi? Baktığın zaman Pontus Rum. Bunlar hepsi zararlı cemiyetler. Ermenilere bakalım. Hınçak, Taşnak, Sütyun değil mi? Bunlar da devlet kurmak istiyor. Ve Yahudiler. Allianz İsrailit ve Makabi adında bazı cemiyetler kuracaklar. Azınlıklar arasında amacına ulaşan tek bir azınlık vardır. O da Yahudilerdir. Bakın Yahudiler dikkat ederseniz İsrail'i kurdular. Amacına ulaşanlar Yahudiler olacaktır. Gençler unutmayın işgale karşı ilk tepkimiz neymiş? Cemiyetleri kuracağız. Peki bu cemiyetlerin tek zararlı yönü neydi? Bölgesel olmalarıdır. Sakın aklınızdan çıkarmayın. Milli mücadeleye geçelim. Mustafa Kemal nereye gidecek? Samsun'a çıkacaktır. 9. Ordu Müfettişi ünvanıyla Samsun'a çıkacak. Ama önce İstanbul'da ne yaptı? Rauf Orbay'la görüşme yaptı. Efendime söyleyeyim Vahdettin'le görüşme yaptı. Fethi Okyar'la Minber gazetesini çıkarttı. Ve Samsun'a gençler göndereceğiz. Peki niye gönderdik Samsun'a? Dikkat! Bölgede asayişi sağlamak, Türklerin elindeki silahları almak ve bölgede denetim kurmak için 9. Ordu Müfettişi'yle arkadaşlar Bandırma vapuruyla İstanbul hükümeti onu Samsun'a gönderdi. Fakat Mustafa Kemal Samsun'a geldiğinde şunu gördü. Katliamların Rumlar tarafından yapıldığını, Türklerin haklı olduğunu burada gördü. Ve bunu raporda İstanbul hükümetine gönderdi. Samsun artık onun için güvenli değildi. Bu sefer nereye geçiyordu? Bir ilçesi olan Havza'ya gitti. Gençler Havza'ya vardığında halktan şunu istedi. Protestolar yapın, mitingler yapın, bağırın, çağırın, sessiz kalmayın. Ama protestolar ve mitingler sırasında kesinlikle azınlık halka zarar vermeyeceksiniz. Haklıyken haksız olmayalım, Monros'un 7. maddesi uygulanmasın. O yüzden protestolar ve mitingler sırasında Rumlara zarar vermeyecek şekilde gösterimizi yapacağız. Tabii Mustafa Kemal Havza'da maceracı, asi, hain gibi bazı ithamlarla karşılaştı. Ve bu yüzden nereye geçti bu sefer? Amasya'ya geçti.
Bakın Amasya'da artık Mustafa Kemal tek değildir. Kimler var? Mustafa Kemal'in yanında Amasya'da kimler var? Kazım Karabekir, değil mi? Efendime söyleyeyim, Ali Fuat Cebesoy. Yine baktığımız zaman Rauf Orbay, Refet Bele, Kazım Karabekir, Cemal Paşa gibi isimler arkadaşlar Mustafa Kemal'in yanında olacaklar. Ve Amasya genelgesi bizim için çok önemli. Vatanın bütünlüğü tehlikededir diyoruz. İstanbul hükümeti üstüne düşen görevi yapmıyor diyoruz. Bunlar bizim için bir gerekçedir. Savaşmak için bir gerekçe. Vatanın bütünlüğünü ve milletin istiklalini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır diyoruz. Bakın bu da bir yöntem, değil mi? Gerekçeler var, yöntem var. Milli egemenliğe vurgu yaptık, milli bağımsızlığa vurgu yaptık, değil mi? Doğu illeri adına Erzurum'da kongre toplanmalı. Bütün iller adına Sivas'ta kongre toplanmalı. Temsil heyeti kurulmalı. Fark ettiniz mi? Erzurum kongresi toplanmalı. Sivas kongresi toplanmalı. Temsil heyeti kurulmalı. Bak ileriyi söylüyorum. O yüzden Amasya genelgesi benim için bir programdır. Nedir program? Yapmam gereken hareketler. Biz bunu Amasya'da söyledik. Tabi bu olaydan sonra Mustafa Kemal'i İstanbul'a geri çağırıyorlar. Mustafa Kemal gitmiyorum deyince askerlik mesleğinden istifa etti. Peki odaya giderek ben ve kolordum emrindeyim paşam diyen kimdir? Kazım Karabekir'dir. 15. kolordunun Mustafa Kemal'e tabi olduğunu burada Kazım Karabekir söylemiştir. Ve tabii ki Amasya genelgesinde Mustafa Kemal'in çok önemli bir sözü var. Bu saatten sonra artık İstanbul hükümeti Anadolu'nun hakimi değildir. Anadolu'ya tabi olacaktır diyor. Yani artık biz buranın sahibiyiz, siz buraya tabi olacaksınız diyerek raconu da kesmiştir. Peki Amasya'da bir kelime var. Doğu illeri adına Erzurum diyor. O zaman nereye gidiyoruz? Erzurum'a. Doğu illeri adına dediği için bölgesel mi ulusal mı? Bölgesel. Peki kimler topladı bu kongreyi? Kars İslam Şurası, Doğu Anadolu Müdafaa Hukuk Cemiyeti, Trabzon Muhafaza Hukuk Cemiyeti, Kazım Karabekir. Hocam Doğu'da cemiyetimiz toplandı. Kongremiz toplandı. Diyarbakır, Elazığ, Mardin gibi şehirler maalesef buraya delege gönderemedi. Öyle veya böyle Erzurum Kongresi açıldı. Hocam vatan, ulusal sınırlar içinde vatan bütündür diyoruz. Bakın sınırlardan bahsettim. Manda himaye kabul edilemez diyorum. Padişah ve saltanat makamı korunacaktır diyorum tepki almamak için. Yine diyorum ki eğer işgal amacı yoksa bana yardım edebilirler diyorum. Rusya bize yardım edecek mesela. Azınlığa siyasi ve sosyal dengemizi bozacak haklar verilemez. Çok manidar bir cümle. Bak ne diyor? Azınlıklara siyasi ve sosyal dengemizi bozacak haklar verilemez. Son dönemlerde yaşanan olayları görüyorsunuz. Bunlar hepsi Erzurum Kongresi'nde. Temsil heyetinin 9 kişilik kurulduğunu, başkanın Mustafa Kemal olduğunu da unutma. Erzurum Kongresi ne kadar toplanma bakımından bölgesel olsa da aldığı kararlar bakımından ulusal bir kongredir. Ve Mustafa Kemal'in tarihe geçen sözü ne diyor? Şüphesiz ki tarih bu kongremizi büyük ender bir eser olarak kaydedecektir demiştir Erzurum Kongresi için. Tüm iller adına nereye gidiyoruz? Sivas'a. Gençler Sivas'ta sayının çok fazla olmasını bekliyoruz. Fakat Sivas Kongresi'nde ne yazık ki katılan delege sayısı Erzurum'a göre çok çok az olmuştur. Sebebi şu. Elazığ valisi Ali Galip, Ankara valisi Muhittin Paşa, yine damat Ferit'in engelleme çalışmalarından dolayı Sivas Kongresi'ne katılan delege sayısı Erzurum Kongresi'nden çok çok az oldu. Canımızı sıkan bir şey daha var. Kongrede tartışılan konular var. Başkanlık yarışı yapıldı Rauf Orbay'la. Mustafa Kemal ittihatçı olmadığına dair yemin etti. Manda himaye tartışmaları. Ya biz manda himayeyi zaten reddetmiştik. Burada kesin reddettik. Hatta Mustafa Kemal'in sözü. Ya istiklal ya ölüm demiştir Sivas'ta. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Bunu sorsa ya istiklal ya ölüm sözünü Mustafa Kemal nerede söyledi? Şıklara koy. Çanakkale. Sakarya. Büyük taarruz. Herkes balıklama zıplar. Savaşta söylenmiş gibi duruyor değil mi? Ya istiklal ya ölüm. Bunu Sivas Kongresi'nde söylemiştir. Unutma sakın. Temsil heyeti 9'du. Burada 15'e çıkarıldı. Ve Sivas Kongresi'nde çok önemli bir şey var. Batı cephesine Ali Fuat Cebesoy'u göndereceğiz. Ve temsil heyetinin yürütme gücünü kullandık burada. Manda himaye kesin reddedildi. Ve kongreyi engelleyemediği için damat Ferit
istifa etti. Bu bizim için bir başarıdır. Değil mi? Bir sadrazam istifa ediyorsa temsil heyeti için bir başarı olacaktır. Aynı zamanda unutmayın, tüm cemiyetler tek çatı altında Sivas'ta arkadaşlar toplanmıştır. Aldığımız kararları halka duyurmak için ise İrade-i Milliye gazetesini de Sivas Kongresi'ne çıkaracağız. Bunun dışında Balıkesir Kongresi, Alaşehir Kongresi, Nazilli Kongresi, Afyon Kongresi, Pozantı Kongresi, Lüleburgaz Kongresi gibi birçok kongre var. Batı'daki son kongremiz Afyon, genel anlamda son kongremiz Pozantı. Batı'daki Afyon, en son Pozantı. Afyon ve Pozantı'ya da Mustafa Kemal katılmıştır. O zaman Mustafa Kemal'in katıldığı kongreleri sıralarsam, Erzurum'a katıldı mı? Sivas'a katıldı mı? Afyon, evet. En son Pozantı. Unutmayın, Pozantı'ya da Mustafa Kemal katılacaktır. İstifa eden kimdi? Damat Ferit. Peki Damat Ferit gitti. Yerine kim geldi? Ali Rıza Paşa. Hocalarım, Ali Rıza Paşa'nın gelmesi bizim işimize yarıyor. Çünkü Ali Rıza Paşa aslında milli mücadeleye ılımlı bakan bir adam. Yani bir nevi bizimle bir görüşme yapmak isteyecek. Zaten tarihte de bu görüşmeye ben ne diyeceğim? Amasya görüşmeleri. Gençler, Mustafa Kemal ile Salih Paşa arasında Amasya görüşmeleri yapıldı. Ve bu arkadaşlar temsil heyetinin İstanbul'da tarafından tanındığı bir gelişmedir. Bakın, ilk defa bizimle görüşme yaptılar. Demek ki temsil heyetinin hukuki varlığı ilk defa nerede tanıtılmış? Amasya görüşmelerinde ya da protokollerinde. Salih Paşa Mustafa Kemal'den isteklerini sordu. Mustafa Kemal isteklerini sıraladı ve Salih Paşa şu sözü verdi. Ben, dedi, İstanbul'a gittiğim zaman Ali Rıza Paşa ile görüşeceğim. İstediklerinizin hepsini kabul ettireceğim. Ettiremezsem de istifa edeceğim, dedi. İstanbul'a gitti, Ali Rıza ile görüştü. Hocalarım, sadece Mebusan Meclisi'nin toplanması dışında başka hiçbir maddeyi kabul ettiremedi. Ettiremediği gibi de istifa da etmedi. Maalesef Salih Paşa burada sözünü yedi arkadaşlar. Ama Mebusan Meclisi'nin toplanma kararı kabul edildi. Mustafa Kemal gidemez tabii İstanbul'a, Mebusan Meclisi'ne katılamaz. Ama gidecek olan temsil heyeti, ki bunlar 15 kişi, bunları Ankara'ya davet etti. Onlara şu kelimeyi kullandı. Gittiğiniz zaman hemen kendi aranızda bir müdafaa-i hukuk grubu oluşturun ve grup başkanı olarak da beni seçin diyerek bunları İstanbul'a gönderdi. Peki Mustafa Kemal son Osmanlı Mebusan Meclisi'ne katılmadı. Hangi ilden milletvekili seçilmiştir? Erzurum'dan. Peki son Osmanlı Mebusan Meclisi başkanı kim? Celalettin Arif Bey. Hocam, Mebusan Meclisi toplandı. Bizimkiler orada. Osmanlı'nın vekilleri de orada. Dualarla açıldı ve tarihe geçen misak-ı milli kararları okundu. Kapitülasyonlar kaldırılmalıdır. Azınlık hakları diğer devletlerle eşit olmalıdır. Efendime söyleyeyim, boğazlar açılmalıdır. Sınırlarla alakalı konuşmalar yapıldı. Referandum konuşuldu. Dış borçlarla alakalı birçok şey konuşuldu. Kararlar okunduktan hemen sonra İtilaf Kuvvetleri 16 Mart 1920 tarihinde İstanbul'u resmen işgal ettiler. Mebusan Meclisi'ni dağıttılar. Halkın iradesini yok saydılar. Hatta 40 tane milletvekilini de Malta'ya sürgüne gönderdiler. Tabi Mustafa Kemal şunu bekliyordu. Hani birazdan bir grup kuracaklar. Beni de başkan seçecekler. Maalesef müdafaa-i hukuk kurulmadı. Felah-ı vatan kuruldu. Başına da Sivas Kongresi'ne rakibi olan Rauf Orbay getirildi. Ve Mustafa Kemal'e bu işgali, bu olayı telgrafla gönderen ilk kişi Manastırlı Hamdi Bey'dir. 16 Mart tarihinde Mustafa Kemal'e İstanbul'un işgal edildiğini, halkın iradesinin yok sayıldığını bildiren ilk kişi Manastırlı Hamdi Bey'dir arkadaşlar. Zaten soyadı kanunu çıkınca da kendisine Mart 16 soyadını vereceğiz arkadaşlar. Tabi Mebusan Meclisi dağıtıldıktan sonra bu sefer Mustafa Kemal Ankara'da ne yapacak? Yeni bir meclis. Bu yeni meclisimizin adını biliyor musun? Türkiye Büyük Millet Meclisi. Gençler, Mustafa Kemal burada bu sefer Ankara'dan milletvekili seçilecek ve açılış konuşmasını en yaşlı üye olmasından dolayı Şerif Bey yapacaktır. Meclisimiz ulusal bir meclistir. Kurucu bir meclistir. Demokratik bir meclistir. Olağanüstü yetkilerle donatılmış bir meclistir. Kuvvetler birliği vardır. Meclis hükümet sistemi vardır ve yaptığı tek bir inkılap vardır. Saltanatı kaldırmıştır. Gerçi birinci meclis inkılapçı bir meclistir. Çünkü saltanatı kaldırmasından bunu çıkarabiliriz. Birinci mecliste arkadaşlar Mustafa Kemal meclis başkanı olmuş. Baktığımız zaman Milli Eğitim Bakanı Doktor Rıza Nur,
Sağlık Bakanı Adnan adı var. Dışişleri Bakanı Bekir Sami Bey. Baktığımız zaman Genelkurmay Başkanlığı'na İsmet İnönü. Milli Savunma Bakanlığı'na Fevzi Çakmak gelmiş. Bakanlıklar içinde en çok harcama yaptığımız, en çok para harcadığımız bakanlık Milli Savunma Bakanlığı olacak arkadaşlar. Savaş döneminde olduğu için. Meclisimiz 3 yıl çalışacak. Peki 3 yılda neler yaptılar? Anam vergisini, küçükbaş hayvan sahiplerinden alınan vergiyi arttırdılar. Saltanatı kaldırdılar ki tek inkılap. Firariler kanunu, vatana ihanet yasası ve istiklal mahkemeleri kuruldu. İstiklal mahkemeleri çok önemli. Olay neredeyse oraya gidecekler. Seyyar mahkemelerdir, sürekli değillerdir. Üyeleri milletvekilinden oluşmuştur. Son görev yeri İzmir suikasti olacaktır. Yine 1. meclise baktığımız zaman Lozan'ı imzalayan bir meclistir. Yine baktığımız zaman madalya kanunu çıkartmıştır. İzmir İktisat Kongresi'ni falan toplayacaklar. Mustafa Kemal'e başkomutanlık yetkisini verecekler. İçki ve tütün yasağını getirecekler. Meni müskirat, değil mi? Meni israfat. İsrafı engellemek için kanun çıkartacaklar. Nizab-ı müzakere kanunu çıkartacaklar. İç tüzük yasası. Hepsi 1. meclise yaptığı yeniliklerdir. Peki sizce bu 1. meclise karşı isyanlar var mıdır? Tabii ki. Mesela Ahmet Anzavur isyanı, Kuvayi İnzibatiye isyanı, Cemil Çeto, Ali Bati, ondan sonrasına baktığımız zaman Şeyh Eşref, Şeyh Recep isyanı. Yine bakıyorsun Bolu, Düzce, Hendek, Koçgiri isyanı, Milli Aşireti isyanı. Dikkat, Şeyh Said isyanı 1. meclis döneminde değildir. Bak Şeyh Said 1925'te. Peki meclisimiz hangi yıllar arasında çalışmış? 20-23. Şeyh Said isyanı burada yoktur. Menemen isyanı burada yoktur. Dersim isyanı burada yoktur. Ki Şeyh Said'e çok dikkat edin. Genelde Şeyh Said'e 1. meclis döneminde yazarlar. Aman aman düşmeyin sakın. Tabi bu isyanlarda en önemli şey arkadaşlar şüphesiz ki İstanbul'un o dönemki Şeyhül İslam'ı Dürrizade Abdullah Efendi'nin fetvası da etkili olacaktır. Biz onun bu fetvasına Rıfat Börekçi fetvasını göndereceğiz. Ankara müftüsü ki Diyanet İşleri Başkanı olacaktır. Birinci meclisimizi de bu şekilde sonlandırdık. Peki gelelim şimdi Osmanlı Devleti ile yapılacak bir barış anlaşması. Sevr Barış Anlaşması. Hatırlıyor musunuz? Paris Barış Konferansı'nda Osmanlı Devleti ile bir anlaşma yapılmamıştı. Bunun temel sebebinin de Osmanlı topraklarını paylaşma konusunda sıkıntı yaşadıklarını söylemiştik. Ve şimdi Fransa'nın Sevr kasabasında gençler Sevr Anlaşması yapıldı. Bu anlaşmayı imzalayanlar saltanat şurası dediğimiz kişiler. Reşat Halis, Tevfik Paşa, ondan sonrasında baktığımız zaman Damat Ferit gibi isimler burada olacaktır. Fakat bu anlaşma arkadaşlar hükümsüz olacaktır. Çünkü meclisimiz bu anlaşmayı imzalamayacaktır. O yüzden ne diyoruz? Ölü doğmuş bir anlaşmadır. Gençler bir anlaşmanın yürürlüğe girebilmesi için meclis tarafından onaylanması lazım. Sevr anlaşması meclis tarafından onaylanmadığı için yürürlüğe girmeyecektir. Osmanlı Devleti'nin imzaladığı son anlaşma ve şartları en ağır anlaşma Sevr anlaşması olacaktır. Fransa'da imzalandığını unutmayın. Tabi taslağı da San Remo'da imzalanmıştı. Ve Mustafa Kemal şunu söyler. Demek ki kongreler, cemiyetler, mitingler, protestolar bunlar işe yaramıyor. Vatanı kurtarmanın tek bir yolu vardır. O da savaştır. Milli mücadeleyi başlatacağız. Üç cephede savaşımız var. Doğu cephesi, Batı cephesi, Güney cephesi. Hocam Doğu cephesinde Ermenistan ve Gürcistan'a savaşlarımız var. Buradaki komutanımız 15. Kolordu komutanı Kazım Karabekir. Bak bu adam çok zeki bir adam. Mondros imzalandıktan sonra emrinde bulunan 15. Kolordu'yu dağıtmamış. Bir gün lazım olacak demişti. Ve lazım olduğu gün işte Ermenistan'la yapacağımız savaşlarda. Bu ordu Osmanlı'dan kalan bir düzenli ordudur gençler. Hem Ermenistan'ı hem Gürcistan'ı yenmiş. Ermenistan'la Gümrü, Gürcistan'la da Batum anlaşmasını yaptı. O zaman dikkat. TBM'yi tanıyan, Sevr anlaşmasından vazgeçen, Misak-ı Milli'yi kabul eden ilk devlet Ermenistan olacaktır. Unutmayın Ermenistan bizi tanıyan, Misak-ı Milli'yi tanıyan ve Sevr anlaşmasından vazgeçen ilk devlet Ermenistan'dır. Gürcistan'la hangi anlaşmayı yapacağız? Batum. Gençler baktığımız zaman onlara da bir Batum anlaşması yapacağız. Peki soru. Hem Ermenistan'ı hem Gürcistan'ı yenen 15. Kolordu komutanı olan ve Gümrü ile Batum anlaşmasını meclis adına imzalayan adam kim? Şark Fatihi, Doğu Fatihi kim? Kazım Karabekir olacaktır.
Geldim Güney Cephesi'ne. Burada maalesef düzenli bir ordumuz yok arkadaşlar. Burada halkın kendi çabalarını göreceksiniz. Yani milletimiz kendi çabalarıyla, silahıyla, şunla buyla mücadele başlatacak. Yani Kuvayi Milliye var Güney Cephesi'nde. Şehirlerimiz Adana, Maraş, Antep, Urfa, Osmaniye. Bakın bu bölgelerde halkın mücadelesi var. Mesela Urfa'ya baktığımız zaman Ali Saip var, değil mi? Maraş'a baktığımız zaman Sütçü İmam, Rıdvan Hoca. Antep'e baktığınız zaman Şahin Bey, Kamil Ocak, değil mi? Kılıç Ali. Adana'ya baktığımız zaman Topçu Kemal, değil mi? Yüzbaşı Ratip Efendi. Bunlar mı? Mesela bunlar da var. Osmaniye'ye baktığımız zaman Tayyar Rahmiye var. Bu isimler önemli olacaktır. Gençler, Güney Cephesi'nde neyi bileceksiniz? Şehirlerimize ünvanlar verildi. Mesela Antep'e Gazi, Maraş'a Kahraman, Urfa'ya Şanlı. 21, 73 ve 84 tarihinde. Ünvan alan ilk şehrimiz Gaziantep. Sonra Maraş almış 73'te, 84'te ise Urfa aldı. O zaman Mustafa Kemal döneminde ünvan alan hangisi oluyor? Gaziantep. Zaten Mustafa Kemal'in nüfusa kayıtlı olduğu yer Gaziantep. Ve bu şehirlerimize madalyalar vereceğiz. Ama bunlardan önce Kastamonu'da bulunan İnebolu ilçesine bir madalya vereceğiz. İstiklal yolu burada başladığı için. O zaman İstiklal madalyası alan ilk ilçemiz İnebolu. Sonra Maraş, sonra Gaziantep, en sonda ise Urfa. Allah aşkına unutma. İstiklal madalyası alan ilk ilçe İnebolu. İstiklal madalyası alan ilk il Maraş diyeceksin. Gençler, Güney Cephesi Fransa ile yapılan 1921 tarihinde yapılan Ankara Anlaşması'yla tamamen kapanacaktır. Ve en önemli cephe Batı Cephesi. Gençler, Batı Cephesi'nde düşmanımız Yunanistan olacaktır. Batı Cephesi'ni anlatıyorum ve yayını bitireceğim. Daha sonra devam ederiz. Batı Cephesi'nde arkadaşlar Yunanistan'la savaşımız var, biliyorsunuz. Yunanistan megalo idea hayali var. Büyük Yunanistan'ı kurmak ister ve Milne hattından dolayı geçer ve 1. İnönü Savaşı başlayacak. Gençler, 1. İnönü, 2. İnönü, Eskişehir, Kütahya, Sakarya ve büyük taarruz var. Gerçi bunlardan önce bir Gediz taarruzu var, biliyorsun. Ali Fuat Cebesoy ve Çerkez Ethem'in yaptığı başarısız bir taarruz girişimi var. Bu yüzden Ali Fuat nereye gönderildi? Moskova'ya gönderilmişti. 1. İnönü Savaşı'nda arkadaşlar Eskişehir'in İnönü bölgesinde savaş yapılmış ve düzenli ordumuzun, meclisin kurduğu düzenli ordunun gayretleri sayesinde, İsmet Paşa'nın da gayretleri sayesinde Yunanistan'ı durdurduk. Gençler, bu bizim ilk başarımız. Meclisin kurduğu düzenli ordunun ilk başarısı. Unutmayın arkadaşlar, doğudaki ordu Osmanlı'dan kalan orduydu. Ama 1. İnönü'deki ordumuz meclisin kurduğu düzenli ordunun ilk başarısı olacaktır. İsmet Paşa'nın rütbesi generalliğe çıkarılacaktır. Rusya ile Moskova anlaşması yapacağız ve TBMM'yi tanıyan ilk büyük devlet Rusya olacaktır. Ki Rusya kapitülasyonlardan vazgeçti, Sevr'den vazgeçti. Fakat maalesef Batum'u kaybettik. Misak-ı Mili'den ilk taviz verildi Moskova Anlaşması'yla. 2. Afganistan'la bir dostluk anlaşması yapacağız. TBMM'yi tanıyan ilk Müslüman Afganistan olacak. Hatta Afganistan Devlet Başkanı Amanullah Han Türkiye'yi ziyaret edecek. 3. İstiklal Marşı'nı kabul ettik hocam. İstiklal Marşı'nı Mehmet Akif Ersoy yazmıştı. Taceddin dergahında yazmıştı. Türk ordusuna ithafen yazmıştı. Buradan elde edilen gelirler Darül Mesai'ye bağışlandı. Açık Söz gazetesinde ve Sebil Reşat dergisine yayınlandı. 82 anayasasında yer aldı. Ali Rıfat Çağatay, Osman Zeki Üngör bestecileri olmuştur İstiklal Marşı'nın. 4. Teşkilat-ı Esasiye 21 anayasası kabul edildi ve 5. Londra Konferansı toplandı. Gençler, Londra Konferansı'na hem bizi hem de kimi çağırıyorlar? Osmanlı'yı çağırıyorlar. Amaçları ikilik çıkartmaktır gençler. Fakat söz sırası Tevfik Paşa'ya geldiğinde sözü milletin temsilcisine bırakıyorum dedi. Bekir Sami'ye bıraktı ve ikilik çıkmasının önüne geçtik. Zaten bu konferanstan bir cacık çıkmayacağı belliydi. Ama barış yanlısı olduğumuzu göstermek için konferansa katıldık. İkinci İnönü'ye geldim. Yunanistan tekrar saldırdı ve yine İsmet Paşa kazandı. Ve bu yüzden İsmet'e biz ne diyoruz? Milletin makus talihini yendin. Peki milletin makus talihi ne oluyor? Kötü talihi. Ne demek bu? Gençler, sanırım duraklama döneminden itibaren Osmanlı kuvveti hiçbir zaman iki savaşı arka arkaya kazanamıyoruz. İlk defa 1. İnönü, 2. İnönü arka arkaya kazandığımız için milletin makus talihini yenen komutan İsmet İnönü olacaktır.
Hatta 2. İnönü Savaşı'nda bizi zor durumda bırakmak için Koçgiri isyanı çıkartıldı. Yine Malta'da bulunan 40 Türk, hatırlayın İstanbul işgal edilirken o 40 Türk serbest kaldı. Zonguldak'ı Fransa boşaltma kararı aldı. İtalyan çekilme kararı aldı. Tabii bunlar karar aldılar. 3. Savaşımız Eskişehir Kütahya. Maalesef tek mağlubiyetimiz olacak ve ordumuzu Sakarya Irmağı'nın doğusuna çekeceğiz. Mustafa Kemal'e muhalefet arttı, ordumuza duyulan güven sarsıldı. Zaten Mustafa Kemal savaş sırasında öğretmenlerle toplantı yapmıştır. Bu onun eğitime verdiği önemdir. Meclisimizin Ankara'dan Kayseri'ye taşıma fikri oluştu. Bazı vekiller tekrar Kuvayi Milliye'ye dönelim dediler ve bu savaş maalesef bizim moralimizi yerle bir etti. Tabii Kütahya Eskişehir savaşlarından sonra İtalya çekilmeyi durdurdu. Fransa da çekilmeyi durdurdu. Ama Mustafa Kemal'e tekrardan başkomutanlık yetkisi verildi. Madem yenilginin sebebi benim, o zaman verin dedi bana kıyafetimi ve Mustafa Kemal'e başkomutanlık verildi. Hatırla, Amasya'dan sonra istifa etmişti. Eskişehir, Kütahya'dan sonra tekrar Mustafa Kemal başkomutan olacak. Peki başkomutan olduğu gibi ne yaptı biliyor musunuz? Tekalifi milliye emirleri çıkarttı. Ne demek bu? İki tane tişörtün varsa birini vereceksin. İki gömleğin varsa birini vereceksin. İki ekmeğin varsa birini orduya vereceksin. Yani ordunun ihtiyaçları ne yapacağız? Karşılayacağız. Vermeyenler oldu mu? Eğer olursa da vatana ihanet yasasıyla gereği İstiklal mahkemelerinde idam edilecektir. Tabii vermeyen neredeyse yoktu. Geldim 4. savaşım Sakarya Meydan Muharebesi. Bu sefer komutan Mustafa Kemal. Gençler, hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır sözüyle Sakarya Meydan Muharebesi toplam 22 gün 22 gece sürmüştür. Ve Mustafa Kemal bu savaşta ne demiş biliyor musunuz? Hayatım boyunca gördüğüm en kanlı savaştır. Melhame-i Kübra. 300 tane subayımız hayatını kaybettiği için Subaylar Savaşı demiştir. Hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır sözünü unutmayın. Mustafa Kemal Gazi unvanı, Mareşal rütbesini almıştır Sakarya Meydan Muharebesi'nde. Fransa ile Ankara Anlaşması yapacağız. Fransa gitti. TBM'yi tanıyan ilk itilaf Fransa oldu. Hatay Suriye'ye verildi. İkinci tavizimiz verildi. İlk taviz Batum. İkincisi Hatay oldu. İşte Süleyman Şah'ın mezarı Caber Kalesi bizde kalacak. Antep kurtuldu. Kafkas ülkeleriyle Kars Anlaşması yapacağız. Doğu sınırı kesinleşti. Kazım Karabekir imzaladı. İtalya Anadolu'yu boşalttı. Yine Ukrayna ile bir dostluk anlaşması yapıldı. İngiltere ile bir esir değişim anlaşması yapıldı. Ve Sakarya Meydan Muharebesi'nden sonra son savaşımız Büyük Taarruz. Mustafa Kemal, Fevzi Çakmak, Rauf Orbay, Kazım Karabekir gibi çok önemli isimlerin katıldığı bu savaşta kazanacağız. O da Mustafa Kemal'in sözü. Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz'dir, ileri. Gençler, ordumuz 3 koldan saldıracak ve Yunan başkomutanı Trikopis'i esir alacağız. Fevzi Çakmak'a bu yüzden Mareşal rütbesi verildi. Rum Sındığı Savaşı diyoruz Büyük Taarruz'a. Yurt Kurtaran Savaşı diyoruz. Başkomutanlık Meydan Muharebesi diyoruz. Ve İzmir'de kurtarılınca vatan tamamen düşmandan arındırıldı. Gençler, İzmir'i kurtardıktan sonra 9 Eylül sabahı artık milli mücadeleyi kazandığımızı göreceğiz. Mudanya'ya gideceğiz. Biliyorsunuz ki Mudanya Ateşkes Anlaşması'na İsmet Paşa Genelkurmay Başkanı sıfat olarak Mudanya'ya katıldı. Mudanya'ya katılan devletler arasında Yunanistan yok. İngilizler temsilen var. Doğu Trakya, İstanbul, Boğazlar savaş yapılmadan bize verildi. Unutmayın, Doğu Trakya, İstanbul, Boğazlar savaş yapılmadan bize verildi. Dikkat ettin mi? Doğu Trakya, Boğazlar, İstanbul bize verildi. Biz kimiz? Meclis. İstanbul kimin başkenti? Osmanlı'nın başkenti. Peki bir devletin başkentini onlardan alıp bana veriyorsa bu ne anlama geliyor? Osmanlı hukuken bitmiştir. Sonra Lozan'a gideceğiz. Tabii Lozan'a Yusuf Kemal Tengir Şenk gidecekti normalde Dışişleri Bakanı. Ama Yusuf Kemal'i istifa ettireceğiz. İsmet'i bu sefer Dışişleri Bakanlığı'na getireceğiz. Mudanya'da Genelkurmay'dı. Burada ise Dışişleri Bakanı olarak İsviçre'de arkadaşlar Lozan'ı imzalamaya Doktor Rıza Nur ve Hasan Saka eşliğinde göndereceğiz. Konferansın dili Fransızca. Baktığımız zaman gözlemci devlet Amerika. Konu Boğazlardan açıldığında gelecek iki devlet Ruslar
ve Bulgaristan olacaktır. Aslında Mustafa Kemal İzmir'de toplansın istiyordu ama Lozan'da imzalayacağız. Peki bizim buraya tek başımıza katılmak için yaptığımız inkılap saltanatı kaldıracağız. Olur ya, hem onları çağırırlar hem bizi çağırırlar. Bunun önüne geçebilmek için saltanatı kaldıracağız. Osmanlı resmen bitmiş olacak. Gençler, İsmet Paşa'nın sözü önemlidir. Çok kan akıttık, çok ızdırap çektik ve diğer milletler gibi hürriyet istiyoruz diyor. Sınırlarımız çizilmiş arkadaşlar. Patrikhane olumsuz çözümlendi. Kapitülasyonlar kaldırıldı. Borçlar Osmanlı Devleti'nden ayrılan devletler arasında paylaşıldı. Tazminat olarak bize kara ağaç verecekler. Azınlıklar Türk vatandaşı olacak. Boğazlar başkanı Türk olan bir komisyon tarafından yönetilecek ki bu da olumsuz. Ve mübadele, değişim. İstanbul'da bulunan Rum, Batı Trakya'daki Türk sabit kalacak şekilde Rum ve Türklerin nüfusunu ne yapacağız? Değiştireceğiz. Adalar gitti. Gerçi daha önce gitmişti ama 12 adalar, Ege adaları gitti. Bize hangisi bırakıldı? Gökçeada, Bozcaada, Tavşanlı Adası bize kaldı. Mısır, Kıbrıs, İngiltere verildi. Ve unutmayın, Lozan Barış Anlaşması'nı arkadaşlar 1. Meclis ne yapmıştır? İmzalamıştır. Onaylayan 2. Meclis'tir. Lozan 9 ay, 10 ay sürmüştür. Lozan görüşmelerinde Türkiye'de 2 tane gelişme var. Seçimler yenilendi. Seçimler yenilendi ve İzmir İktisat Kongresi toplandı. Lozan'da İsmet'in sözünü unutmuyorsun. Çok kan akıttık, çok ızdırap çektik. Biz buraya Mondros'tan sonra değil, Mudanya'dan sonra geldik. Kazanan bir devlet olarak geldik ve hürriyet istiyoruz diyen kişi İsmet İnönü'dür. Dışişleri Bakanı olarak katılmıştır. Yoruldum. Bir saat boyunca anlattım. Yani 50 dakika boyunca. Arkadaşlar, Milli Mücadele Muharebeler, efendime söyleyeyim, Mudanya, Lozan, Trablusgarp, Balkan, Birinci Dünya Savaşı sonrası, kongreler, cemiyetler, hepsi. Mümkün olduğu kadar 50 dakikaya sığdırmaya, bir saate sığdırmaya çalıştım. Çok da fazla uzatmayacak şekilde hocam burada bırakıyorum. Daha sonrasında ise arkadaşlar ne yapacağız? İşte inkılaplardan bahsederiz size. O dönemin siyasi olaylarından bahsederiz sizlere. Mustafa Kemal'in hayatından bahsederiz. Dış politikadan bahsederiz. Genel tarihten yine biraz anlatırız arkadaşlar. Şeyi çok soranlar var. Anayasa. Anayasa tekrarı da yapacağız. 1-2 saat falan yaparız. Çağdaşı da yaparız. Bunları aslında dönem ortasında yapma imkanım maalesef olmuyor. Çok yoğun derse giriyorum. Hem yüz yüze dersler hem uzaktan eğitimler. Biraz yoğun geçtiği için maalesef dönem ortasında yapamadık. Tavsiyem bu 50 dakikalık dersi kulaklığınızı takın, akşama kadar dinleyin hocam. Konu atladım tabii ki, yani bilgi atladım diyeyim, konu atlamadım. Mümkün olduğu kadar her şeyi anlatmaya çalıştım. Umarım faydası olur sizler için. Bol bol dinleyin. Sınava az bir süre kaldı. Deneme çözmenizi tavsiye ederim. Bu saatten sonra çok fazla hocalar, işte genel tekrarlar, işte çok kafanızı karıştırmayın. Zaten şu saate kadar yapmanız gereken her şeyi yaptınız diye düşünüyorum. Elinizden gelen her şeyi yaptınız ve bir öğretmen olarak size şunu söylüyorum. Ne yaparsanız yapın, sınavda şansınızın da yanınızda olması gerekiyor. Çok çalışanın atandığı bir sınav değil, şansının ve çalışanın beraber ikisinin olduğu bir sınavdır. İnşallah emeğinizin karşılığını fazlasıyla alırsınız. Ben daha sonrasında kaldığımız yerden inkılaplara devam edeceğim. Osmanlı'yı da anlatacağım sizlere, Çağdaş'ı da ve Anayasa'yı da, hatta son gün bile olsa güncellerden sana bahsedeceğim. Eğer sormak istediğim bir şey yoksa, kafana takılan bir şey yoksa bugünkü yayını da bitireyim diyorum. Var mı? 1-0 biz mi atmışız? Hadi bakalım, çok güzel, çok sevindim. Rica ederim, estağfurullah. Estağfurullah, ben teşekkür ederim katlandığınız bu borazan sesime tahammül ettiğiniz için. İnşallah çok güzel olur arkadaşlarım. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Peki. O zaman çok fazla tutmuyorum sizi. Ders ne zaman olacak? Menisa ne zaman yaparız? Ya bir iki güne yaparız ya. Şimdi Urfa'da bir genel tekrarım var. Bir Bursa'ya geçeceğim. Bir orada yoğunluğum olacak. Ama yapacağım. Sözüm söz. Her yıl yapıyorum. Bu yıl da devam edeceğiz. Rahat olun. Yanınızda olacağız. Umarım emeğinizin karşılığında sizler de alırsınız. Tamam? Yok, kaydedeceğim. Gülbeyaz. Kaydedeceğim. Daha sonra yine izlersin. Silmeyeceğim. Kalır. Bu seneye kadar kalır. Problem yok yani. Tamam mı? Hadi bakalım. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun arkadaşlarım. Tekrar görüşmek üzere. Hadi hoşça kalın. Bay bay.